Efendim merhabalar. Yine karşınızdayız. Hadi bakalım da. Hadi bakalım da ne yapıyoruz? Haberlere şöyle bir bakıyoruz. Geçtiğimiz birkaç günde ya da geç... eskiden haftada bir yapıyorduk. Şimdi iki kere karşınıza geldiğimiz için biraz daha rahatız en azından. Ama zamanımız yine de kısıtlı. Bir an önce haberlere başlamak lazım. Türkiye'den ve dünyadan. Almanya ile ilgili bir haberim var. İlk önce Almanya'dan gelmiş haber. Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Birkaç gün içinde. Ya birkaç gün önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre hukukun üstünlüğüne e, aykırı olan Türkiye'de geniş terörizm tanımı nedeniyle Alman vatandaşlarının e, Almanya'da ifade özgürlüğü kapsamına giren e, sözleri, sosyal medya paylaşımları, yorumları, beğenileri e, Türkiye'de koşturmaya tabi olabilir diyor. Yani şunu söylüyor: Biz Alman hukukuna göre Almanya'da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiklerimizi siz Türkiye'ye gittiğinizde o ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeye bilir yani bir birden Sudan çıkmış balığa dönebilirsiniz aman dikkatli olun diyor vatandaşlarına e, ve hatta yaptığınız sosyal medya paylaşımları beğeniler, tweetler, retweetler falan filan başınıza bela olabilir koluk kuvvetleriyle karşılaşabilirsiniz ve soruşturmaya, konuşturmaya e, tabi tutulabilirsiniz diyor bayağı uyarmış özellikle demiş ki. Şu da bir cümlede özellikle Cumhurbaşkanı'na yani Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklamalar, kovuşturmalar ve çıkış yasakları gözlemlenebilir diye bir uyarıda bulunmuş Türkiye'ye gelecek vatandaşlarına Almanya. Ben ilk bu haberi okudum da şey aklıma geldi. Almanya herhalde vatandaşlarını şöyle uyarmıştır. Aman Türkiye'ye giderken dikkat, dikkat edin bir şey su içersiniz bir galon su içmiş parası ödeyebilirsiniz. Felaket pahalı bu günlerde diyebilir. E, çünkü sokak röportajları özellikle bize bunu gösteriyor. Ben daha Çin'de bunu e, takip edebiliyorum. Ha, ha ama bir yandan da Almanya demişken hani bu özellikle Almanya çok konuşulur hale geldi. Neden? Bizim de çünkü çok Türk vatandaşımız var. Almanya'da çalışan Türk. E dolayısıyla hani onlar yaz tatiline geliyorlar. Yıllık izinlerine falan filan. E, röportajlarda e, çok e, gülükülistanlık yaşıyorsunuz. Almanya berbat bitmiş mahvolmuş falan diyorlar ya. Yani ve, hani bunu Almanya'ya giden dünyayı gören insanın hani zaten inanması mümkün değil de yani hani. hani ama hiç gitmemiş insan bile demiyor ki ben yani burada Pendik'te oturuyorum daha Taksim'e Karaköy'e gelmedim. Ben ne bileyim Almanya'ya gitmediğim görmediğim yerle ilgili konuşamam demiyor. Problem bundan kaynaklanıyor. Yani inanıyor ve diyor ki evet Almanya mahvoldu kaynım var orada kaynımla konuşuyorum. Almanya'da raflar boşalmış Ya kardeşim senin beynin boşalmış. Yani sen Almanya'daki rafı düşüneceğine senin kafatasının içinde Allah'ın verdiği beyin büzülmüş artık vitaminsizlikten midir besinsizlikten midir oksijensizlikten midir nedendir bilmiyorum sen kendi boşalmış kafa tasını düşünsene Almanın rafını düşüneceğini buna inanıyor ya adam gerçekten yani bazen sokak röportajlarında insanları çıldırtıyor muhabirleri de çıldırtıyor röportaj yapanları yani diyor ki İki gün önce izledim. Yani çocuk öğrenci bursuyla geçiniyorum. 700 lira diyor. Kadın diyor ki 700 lirayla geçinmene imkan yok. 700 lirayla, her gün bir poğaça biz ya da simit çay. Bunu hesabını yapsak 700 lira olmuyor. Daha da geçiyor diyor. Geçiniyorum abla. Geçiniyorum Allah Allah. Yani yalan mı söyleyeyim diyor. Kız diyor ki ya her gün bir poğaça bir çay işte onu söylüyorum hiç. Onunla bile olmuyor diyor. E bazı günlerde yemiyorum diyor. Allah seni bildiği gibi yapsın. Yani bazı günler, yemiş. sen bir üniversite öğrencisi olarak bazı günler aç gezmeyi kendine yakıştırıyorsa e, muhabir ne yapsın? Şimdi tabii bunlar böyle konuşulunca birden bazı şeyler dikkat çekmeye başlamış. E, bu sokak röportajlarında çünkü insanlar ekonomik sıkıntıdan ya da ba başka mutsuzluklardan işte bu hayvanlar hakları e, yasası çıktı ya katliam yasası denilen yasa falan. Yani birçok şey üst üste sonra instagram yasağı o bu şu. E, insanlar bu röportajlarda içlerini döküyorlar. Sen misin içini döker? Onlardan biri Dilruba Ka Ha, sosyal medyayı e, kullanan influencerlar var. Influencerlar var. Türkiye'nin hatta dünyanın artık %90'ın geçimini Instagram üzerinden sağlıyor. Hiçbir gerekçe sunmadan sen bir akşam çat diye kapattım olmaz. Kapatamazsın. Kimsin? diye. Böyle bir böyle bundan da daha farklı şeyler de söylemiş falan filan. Ee, e, sen misin söyleyen hanımefendi e, evinden alınmış ve tutuklanmış. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Tuncay Özkan demiş ki sokakta vatandaşı konuşamaz hale getirmeye çalışılıyor. Bu bir zulümdür ee, demiş. Yani Kadının sözlerinin geneline baktım ama tabii ben bir hukukçu olmadığım için bilmiyorum ama hukukçuların Yorumlarını da okudum. Ya bunda bir suç teşkil eden hiçbir aç, e, cümlesi yok kadının diyorlar. Ama bir şekilde kadın tutuklandı mı tutuklandı. E, en azından o mahkemeye çıkıncaya kadar herhalde tutukluk kalacak. Bir şekilde e, o, yani insanlara ha söyleme bak söylersen başına bunlar gelir mi bilmiyorum. Ama e, biraz önce söyledim ya bu sokak röportajlarını e, birilerinin daha dikkatini çekmiş. O kim? Rütük. Rütük demiş ki e, Rütük Başkanı e, X hesabından bir açıklama yapmış. Sokak röportajları veya vatandaş görüşü gibi çeşitli adlarla sunulan e, halk mülakatları kamuoyunu manipüle edici yönüyle e, tehlikeli bulmuş. Evrensel basın ve meslek ilkeleri basın etik değerlerine aykırı bulmuş ve e, yayıncıların aslında kendi özel fikirlerini e, gösteriyor bunlar. Yani halkın görüşü bu değil demeye getirmiş e, Rütük Başkanım nesnellikten uzak bulmuş yani de, dediğim gibi halk böyle düşünmüyor halk aslında çok mutlu gürlük gülistanlık ama röportajı yapanların işte art niyetli onlar tetikliyor ya da onlar kötü olanları seçiyor iyileri hiç vermiyor herhalde bu anlamda konuşmuş demiş ki bu sokak röportajları da Rütü'nün takibindedir demiş yani. Rütük bunlara da el atacak yakında demiş. Peki vatandaş ne yapmış? Türkiye'den haberlerle başladık. Türkiye'den devam edelim. Ne çiftçi kazanıyormuş ne de vatandaşın karnı doyuyormuş. Çiftçi eylemleri yayılmaya başlamış. Yani çiftçi çünkü üretiyor. Gerçekten zor durumda üretiyor ve ürettiği tarlada kalıyor. Yani çünkü onu almaya gelen alıcının verdiği fiyat onu tatmin etmiyor. Çünkü yani ürettirken zaten daha fazla para vermiş. Onu gelen bilen alıcı da e, bu arada bak hiç ben benden bu parayı kabul etmezsen bunu da bulamayacaksın. Çürüyecek daha ve artık çiftçinin de burasına gelmiş herhalde. Sana vereceğimi çürütürüm daha iyi diyor. Onlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde domateslerini bir kamyon dolusu domatesini döktü belki evet, görmüşsünüzdür belki görmemişsinizdir. Sen misin döken Ticaret bakanlığım sosyal medyada paylaşılan bu kasalarca domatesin dökülmesiyle ilişkin görüntüleri kaynağı olan firmaya 123.213 lira para cezası vermiş. Sebebi de şu. Ee, yani Daha doğrusu açıklamaları da şu. Fiyatları yükseltmek maksadıyla ürünlerin stoklanması ve yok edilmesi gibi eylemlerin gerçekleştirilmesine biz asla müsaade etmeyeceğiz diyor Ticaret Bakanlığı. En ağır cezaları vereceğiz e, bunun için diyor. Yani demek ki ben ürettim domatesimi e, ve artık ne yazık ki ürettiğim miktara satamıyorum, zarar ediyorum. Allah kahretsin deyip domatesimi atamıyorum. Yani o bir suç domatesinizi atamayacaksınız. O zaman ne yapacaksınız? Başka çiftçilerin yaptığı gibi yapabilirsiniz. Ben bunu buradan satamıyorsam madem lanet olsun giderim hiç olmazsa hayvanlara veririm hayvanlar yedirir diyenler çıkıyor. Peki ne yapmışlar? Bursa'da ürettiği biberi satamayınca keçilerinin önüne döken bir çiftçi İstanbul'da akşam pazarında tezgahlardaki ürünleri toplamaya çalışan bir kadın. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir yandan çıkmaları toplamaya çalışıyor kadıncağız bir yandan da adam yani kadının da karnı doymuyor vatandaşın adam da diyor ki lanet olsun dünya para verdim harcadım ama e, kazanamıyorum zararına diyor ve o da onları gidiyor keçilerine yediriyor. Aynı görüntü İzmir'den geldi geçtiğimiz hafta içinde İzmir'de karpuz kavun e, e, şey yapan bir adamcağız üretmiş kavunu karpuzu tarlada kalmış yani hiç kimse gelip almıyor ya da alanlar çok az para veriyor falan filan. Lanet olsun demiş. O da karpuzlarını, kavunlarını toplamış ve İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'na götürmüş. Oradaki hayvanlar yesin daha iyi diye. Sadece ona da kalmamış. Bakıyorum Manisa'da 3 e, ortak tarlaya 600 ton kavun ve karpuz ekmişler. Yalnız gelen teklifler çok gülünç bulmuşlar. Yani onlar da demişler ki bu e, zararına satacağımıza bunları lanet olsun duyuru yapalım sosyal medyadan gelsin fakir fukara bedava yesin demişler ve insanlara e, sosyal medyadan duyurmuşlar insanlardan Kavun karpuz tarlasına gitmişler, onları almışlar. Yani sözün özü bu. Çiftçi mutlu değil. Çiftçi üretemiyor. Üretemezse biz yarın öbür gün aç kalırız. Yani üretmezsen üretme. Hadi git oradan, ben de buradan alırım demekle olmaz. Olmayacak. Çiftçi bunu söylüyor. İnşallah bir an önce önlem alınır da biz o günleri yaşamak zorunda kalmayız vatandaş olarak. E bu arada TÜİK de bir açıklama yaptı. Her ne kadar büyük bir kısım TÜİK'in yaptığı açıklamaların çok iyimser olduğunu, Polyanla gibi bir kurum olduğunu düşünseler de inanmasalar da, e, enflasyonu açıklamıştı. Geçen programda söyledim. Bu sefer de işsizlik oranları açıklanmış Türkiye'de. E, Haziran ayında 0,7 0,7 puanlık bir artış olmuş. Yani işsizliğimiz %9,2 oranındaymış. E, tabii ne yazık ki ve maalesef Hani o ümidini yitirmiş o gençler en çok da işsiz gençler. Ee, bakıyorum e, 2024 Haziran ayında bir önceki aya göre e, 234 bin kişi de bir artış göstermiş işsizlik. Tabii bu arada sadece hani bu TÜİN'in açıklamaları bir yana AK, AK Parti'nin de bir anketi geçen hafta konuşuldu. AK Parti'de bir anket yapmış Türkiye genelinde 3000 kişiyle bir anket gerçekleştirmiş ve gençlerle görüşülmüş. Gençlerin e, 40 %40,1'i biri gençlerin %40,1'i neredeyse her gencin yarısı. Yani %50'ye yaklaşmış oranda yurt dışında yaşamayı istiyormuş. Ya yani düşünebilir misin şu üzüntüyü? Yani aileler çocuklarını okula gönderecekler. Bazıları diyor ki eğer güçleri varsa bu paraya Türkiye'de vereceğime lanet olsun yurt dışında okuturum diyor. Ve yurt dışında okutur. Öğrenciyi elimizden kaçırıyoruz. Okulu bitirmiş üniversite mezununu elimizden kaçırıyoruz. Çer, çöp ne varsa bize o ok kalıyor. Abi hakikaten sinirlenmeyeyim diyorum. Gerçekten yani hani artık yaşım ilerliyor. Tansiyonumu falan yükseltmemin manası yok ya. Yani sakinleşmem lazım ama haberlerde önümüzde yani yani her genç yüzde yurt dışına gitmek istemesi ne demek ya yani gençlerin yüzde 25,8'i en büyük sorunu işsizlik olarak görmüşler ki dediğim gibi Ak Parti'nin kendi yaptırdığı anket bu yüzde 21,9'u ekonomiyi yüzde 15,9'u da eğitimi sorun görmüş yani eğitim diye bir şey tabii kaldıysa yani çocuklar da yani bilmiyorum ne kadar eğitim işte o biraz önce örneğini verdiğim çocuk 700 lirayla inadına inat ediyor. Bütün ayı geçiririm diyor. Bilmem ne üniversitesinde okuyor. Sen ne üniversitesi okuyorsun? Sen ne eğitimi alıyorsun? Ha. Evet olimpiyatlar bitti. 26 Temmuz'da başlamıştı Paris 2024 olimpiyatları ve sona erdi. 17 gün sürdü olimpiyatlar ve bu organizasyonda Türkiye 47 erkek 54 kadın olmak üzere 101 sporcuyla bu olimpiyatlarda yer aldı. 18 branşta, branşta madalya mücadelesi verdim. Bakıyorum sonuçlara Paris 2024 olimpiyatlarının da 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanmış Amerika Birleşik Devletleri toplamda 126 altın şey 126 madalya almış. Ve ülke sıralamasında birinci olmuş Amerika Birleşik Devletleri. Ee, yalnız haberi hazırlayan öyle hazırlamış ki bakın Amerika'yı vermiş ardından aynı sayıda altın madalya alan Çin. Çin'in aldığı altın madalyayı yazmamış mesela. Ona, yani Almanya, Amerika demiş ki 40 altın madalya aldı. Hemen dedi yani, aynı sayıda altın alan Çin. Ya yani, abi o Çin'i de yazsana madem. Ya yani neden çocuklar yani o, o, o kadar deli gibi mücadele vermişler. Onların da aldığı altın madalyayı niye yazmıyorsun ya? Hani nasıl bir bağımlı bir medyadır bu bu ve Türkiye'den aldığım bir medya sitesi bile aynı sayıda altın madalya alan Çin yani ben söyleyeyim bari Çin de 46 altın madalya almış Çin'in gümüş madalyası 24 ve bronz 27 gümüş almış pardon 46 altın 27 gümüş 24 de bronz madalya almış Çin de toplamda 91 madalya almış ve oyunları Paris Olimpiyat Oyunları ikinci sırada tamamlamış peki Türkiye ne yapmış Türkiye'ye bakalım. Yani kimine göre işte bunları vermek olmuyor. Mesela bunu sokak röportajında ben versem hemen biri kendi ülkeni niye öyle söylüyorsun? Terörist. <laughs> hemen herkes birbirini terörist olarak niteliyor sokak kavga, şey, röportajlarında. Türkiye 3 gümüş e, almış, 5 bronz almış. Altın, altın madalyası yok Türkiye'nin. Ve yarışmayı olimpiyat oyunlarını pardon 64. sırada tamamlamış. E tabi çok utanç verici bir şey aslında. Biz not, dipnot gibi vereyim ama utanalım biz bundan. Türk sporcular 1984. Tekrar ediyorum. 1984. Los Angeles Olimpiyatlarından sonra ilk defa bir olimpiyatlarda altın madalya kazanamamışlar. Yani bizim sporcularımız evet başarılı çocuklar, başardılar ama ilk defa bu olimpiyatlarda hiçbir altın madalya almadan tıpış tıpış ülkemize dönmüşüz. E tabi bu doğal olarak Gençlik ve Spor Bakanı e, herhalde Tarım ve Köy İşleri Bakanı'na ya da Enerji Bakanı'na sorulacak hali yok. Bu bir sorulacaksa bunun hesabı Gençlik ve Spor Bakanı'na sorulacak. Sayın Aşkın Bak'a sorulmuş. E, Aşkın Bak demiş ki hazırlık sürecinde federasyonlar bizden ne istediyse onların 2-3 katını biz federasyona sağladık. Devlet olarak imkanı federasyon ve sporculara sunduk yani bizde bir şey var. Biz sunduk, parayı verdik, ne olduysa. Burada tabii ki herkesin ders çıkarması gerekiyor demiş herhalde. Burada kendilerinden de söylemiş. Bizim de tabii ki öz eleştiri yapmamız gerekiyor demiş Sayın Bakan. Yapılması gerekiyor. Evet, gerçekten 1984'ten bu yana ilk defa bu olimpiyatlarda bir altın madalya alamamak gerçekten <laughs> yani şapkayı çıkarıp koymak gerekiyor. E, olimpiyatlar derken Çin'de bu hafta içi tabii Çin'deyim ya. Onların sosyal medyasına bakıyorum böyle sürekli bir, e, görüntüler geliyor. <laughs> Şimdi Çinli sporcuların e, başlarına gelen şeyler mesela bir tanesini gördüm. E, çocuğun masa tenisçisi raketine basmış birisi. Yani bile isteye bilinçli işte basılmış. Çocuk o kadar sinirli yok. Aman araya hocası giriyor falan aman sakin. Çünkü en ufak kaşını gözünü kaldırdı. Zaten adamları diskalifiye etmek için yer arıyorlar. Onu öyle öyle bir videoya denk geldim. Bir tanesinde ki çok hoşuma gitti. Şeydi e, bir yüzücü. Meşhur Çinlerin bir yüzücü genç delikanlısı var. Pan Ha. Pan çok hızlı. Ona da Amerika takmıştım da diyor ki bir yüzücü bu kadar hızlı olamaz. Neden olamaz <laughs> kardeşim? Çocuk Çinli olduğu için olamaz. Zaten çocuğun havuzu atlamasından belli. Çocuk havuzun neredeyse yarısı bir atlıyor abi yarısına gelmiş. <laughs> Öyle bir hızı var çocuk Niye olamıyormuş? Bal gibi de oldu. Altın madalyayı da aldı. Ama hemen hem orada dopingi çıkarlar. Ya bu normal bir şey değil. Bunda bir doping olması lazım. Altın madalyayı alırsak sadece biz, al biz alabiliriz. Evet, baktım bir tanesi o madalyasını Pan değildi. O diğer sporcunun yüzücünün adını hatırlamıyorum ama. O gitti kendisine veren şeyi hemen gitti. Hocasının boynuna taktı. Hocası ağlıyor falan. Ee, bir tanesi e, el sıkışıyorlar. Rakibi geldi. Çinli e, atletizm diye herhalde. O sporcunun elini sıkıyor. Çocuk elini vermedi. Önce hocasını gösterdi. Hocasının elini sıktırdı falan. Yani şimdi bunlar... <laughs> Bakıldığında gerçekten belki de bunun için buralarda yaşamanız gerekiyor. Yani bunlar kimilerine eziklik, zayıflık ya da şov gibi gelebilir. Ama yok gerçekten hani yaşayınca burada anlıyorsunuz. O Çin'den, tarihinden gelen o konfüçüste e, o işte o empati, saygı, hoşgörü, sükunet, efendime söyleyeyim e, insan sevgisi falan filan. Yani onlar gerçekten aslında Çinlerin genetik kodlarında var. Yani işlenmiş DNA'larında. Yani bu, bu, bu nezaketleri onların ezikliklerinden, zayıflıklarından değil gerçekten böyle olduklarında ha, bunu bu, bunu söylemek lazım Evet Çinli sporcular ülkede gerçekten e, büyük bir sıçrama yaptılar Olimpiyattan dediğim gibi zaten biraz önce ikinci sıraya geldiler Evet Sayın cumhurbaşkanım bu cümle bir mektup bir sesleniş ama benden kaynaklanmıyor yıllardır AKP'li olan Şamil tayyardan hala AKP'de olan Şamil tayyardan kaynaklanıyor hiç dokunmadan noktasına bir gününü okuyacağım Sayın Cumhurbaşkanım, ülkenin her köşesinde köpek avı başladı. Nide, Bartın, Altındağ, Ahlat, Silivri başta olmak üzere birçok yerde köpekler hiçbir kurala uyulmaksızın zalimce katlediliyorlar. Zehirlenen köpeklerin can çekişen görüntüleri yürekleri parçalıyor. Hedef tahtası yapılıp 20 kurşunla bedeni delik edilen köpeğin görüntüsü karşısında ağlamamak mümkün değil. Ki Hande Yener sahiplendi bu köpeğin tedavisine şarkıcı Hande Yener üstleniyor. Kafası kesilip Parçaları torbayla çöplüğe atılan köpekler karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Daha niceleri, yüreğim kaldırmadığı için görüntülere yer vermedim. Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu alçakları harekete geçirdi. Allah rızası için bu zulmü durdurun, bir sözünüz yeter. Evet, AKP'li Şabil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmiş. Aynı şeyi biz de söyleyelim. Yani... Evet bu yasayı başta dediğimizde bu yasa aman olmaz çünkü çok yanlış uygulanır. Zaten hayvanları katletmek için sabırsızlıkla, sabırsızlıkla besleyen cani ruhlu insanlar var. Onları yüreklendirirsiniz, cesaretlendirirsiniz dedik. Hatta ben bile dediğimde yapma be muzo. Yani sen böyle söylersen ya bu hayvan bu yasa öyle bir yasa mı ya falan filan diyenleriniz oldu. Bir videoyu seyredenlerin içinde de bize bile ya siz beyaz Türkler ya diyenleriniz oldu. Sıf hayvanları düşündüğümüz için. Geldiniz mi bizimle aynı şeye? Sonuca geldiniz mi? İşte görüyorsunuz. Teker teker patır patır köpekleri, torbalara koyuyor. Biraz önce bu stüdyoya girmeden önce Erhan'a da bir video, bir fotoğraf gösterdim. Köpeğin ağzını bağlamışlar, ayaklarını bağlamışlar, bilmem neleri varmışlar. Çuvala koymuşlar, atıyorlar. Böyle insanları cesaretlendirir bu yasa. Lütfen durdurun dedik. Ama ne yazık ki. Şimdi insanlar Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyorlar. Aman bunu durdurun diyorlar. Bilmiyoruz Anayasa Mahkemesi ne karar verecek. Hep böyle kötü, kötü haberler ya. Öf, vallahi içim sıkıldı ya. Vallahi sıkıldı billahi sıkıldı. Güzel bir haber vereyim onunla bitireyim. Evet. Sevgililer günü. Şimdi sevgililer günüydü. 7. Ee, ayın 7. kameri ayın 7. günü. Cici. Doğru söylüyor muyum? Cici. Sevgililer günü. Ha? Şey şeyi, şey şeyi, sevgililer günüydü. Burada bir efsane var sevgililer günüyle ilgili. Şöyle bir efsane. İmparatorum, Yeşim İmparatorunun en küçük kızı, efsaneye göre buna ölümsüzler. Dünyanın hükümdarı, e, dokumacı kız, e, bu, bu sıkıcı yaşamından bıkıyor ve ölümlü dünyaya inmek istiyor. Yani ölümlü dünyadaki insanları görmek istiyor. Ölümsüz çünkü onun hiçbir şeyi yok. Bir korkusu, bir kaygısı falan yok. Ölümlü dünyaya geldi bir gence aşık oluyor ve gençle olan ilişkisine babası Allah bizim Türk filmi gibi e, esiyor gürlüyor Mümkün değil. O diyor şu gel diyor o ölümlü sen ölümsüzsün falan filan. Yine efsaneye göre bir şekilde kızını alıyor ama e, o aşkları o kadar büyük ki Derin ki en azından o aşklarının karşısında engel olamıyor. Yılda bir kez kızının dünyaya inip bir yerde neyse bir şekilde buluşmalarına izin veriyor bu hükümdar, yaşım hükümdarı. İşte o gün şimdi sevgililer günü. Ve yine dileyelim bundan sonraki programın yani daha sonraki Hadi Bakalım'ın haberleri bugünkü Hadi Bakalım'ın haberlerinden çok daha iyi olsun. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.